Yüzlerce Karadenizli çay üreticisi neden isyanda? Bakanlık çay fiyatını belirledi mi? Karadenizli çay üreticilerinin merakla beklediği 2024 yılı yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu yıl için 1 kilo çayın bedeli brüt olarak 17, net olarak 16 lira oldu. Bakanlığın üreticiye vereceği destekleme bedeli ise 2 lira olarak açıklanırken, muhalefetin çay fiyatının 25 lira olması yönündeki ısrarına da bakanlıktan ret geldi. Geçtiğimiz günlerde 2024 yılı Nisan ayı enflasyonu 69,80 olarak açıklanmıştı. 11 lira olan 2023 yılı yaş çay taban fiyatına bu yıl için %54,54 oranında zam yapıldı ve yaş çay taban fiyatı 17 liraya yükseltildi. Yaş çaydaki 30 kuruşluk destekleme ücreti ise 2 liraya çıkarılarak yaş çay kilogram ücreti de 19 lira olarak belirlendi. Halkın en büyük gelir kaynağı olan çay için belirlenen fiyata vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. 2 lira olarak verilecek destekleme 2025 Mart ayında yatacak, o da enflasyondan cebimize girmeden eriyecek. Bu şekilde giderse tarım adına bir şey kalmayacak yorumları yapıldı. Yine Rizeli bir çay üreticisi Osman Deli Hasan, 19 lira olarak açıklanan çay alım fiyatını protesto için bir çuval çayı Rize AK Parti İl Başkanlığı önüne döktü. Bir diğer çiftçinin isyanı ise şöyle: 1 ton gübre 17 bin lira, 1 ton çay 17 bin lira. Üreticiden kilosu 17 liraya alınan çayın marketlerdeki fiyatı ise 170 lira. 1 ton gübre 17 lira, 1 ton çay 17 lira. Ya böyle bir şey yok ya. Ya şu geçen sene 400 lira olan uçak bileti bu sene 2 milyon lira. Geçen sene 1 lira olan yoğurmaya bu sene 2 lira. Ya arkadaş, ya geçen sene bu seneye her şeye %200 zam yaptınız. Ya geliyorsunuz gene garibana, gene garibana, gene emekliye, gene mutasile, gene fındıkçıya, buğdaycıya, çaycıya vur babam vur, vur babam vur. Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir Çaykur krizi daha yaşanmıştı. Çaykur 18 fabrikasında çay alımını durdurma kararı almıştı. Peki ama neden? Çay alım yerlerinde yaş çay taşımacılığı yapan kamyon kooperatifinin zam talebi reddedilince kooperatife üye 600 kamyon şoförü çay taşımama kararı aldı. Bunun üzerine Çaykur'da 18 fabrikasında mecburi olarak yaş çay alımlarını durdurduğunu açıkladı. Çay üreticileri ise bu duruma da tepki gösterdi ve şöyle söyledi: "Araba yok, işçi yok, perişan olduk, yeter artık" şeklinde sistemlerini ifade ettiler. Üreticinin bu sorunlarına yönelik yetkililerden henüz bir açıklamanın gelmemesi akıllara üreticiyi yalnız mı bırakıyorlar sorusunu getirirken, özel sektöründe ekmeğine yağ sürüldü gibi yorumlar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %75 oyla Rize'yi alan AK Parti, açıklanan taban fiyatla 2024 yılında enflasyonun altında çay üreticisine fiyat vermiş oldu. Üretici şimdiden bu yılı nasıl geçireceğini kara kara düşünmeye başladı. Gündeme dair en son haberle karşınızdaydım. Bir sonraki haberde tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.